Hangi sözden bahsediyorsun sen? Memleket gidiyor. Doğu batı kaynıyor. Orta Doğu'da kafir Yahudiler Orta Doğu'yu kaynatıyorlar. Türkiye'yi parçalamak istiyorlar. Bütün bir memleketi içinden yıkmak istiyorlar. Sen hala filanet peşindesin. Sen hala parti fırtı peşindesin. Sen hala basit davalar peşindesin. Orta Doğu'da İsrailoğulları kuvvetlerini muhafaza etmek için Orta Doğu'yu baştan başa kaynatıyorlar ve adeta cehenneme çeviriyorlar. Bunları anlamadan, bunları düşünmeden memleketin içindeki hadiseleri izah etmenize imkan yok. Yahudi tanımadan, İsrailoğulları tanımadan hiçbir meseleyi çözemezsiniz tabiatta. İşte aziz ve asil kardeşlerim, bütün bu mevzuların temelinde İslam'ın anlatılması zarureti yatıyor. İslam anlatılsa küfür ehli düşünme fırsatı bulacak. Gittiği yolun yanlışlığını anlayacak. Kötülüğü anlayacak. Ama devamlı olarak kötülük reklam edilirse o kötü olacaktır. Bugün düşünün ki televizyonda polisiye filmler, kanlı, kavgalı, vurucu, kırıcı filmler oynatıla cinayet işleyen, cinayete sürüklenen neslimizin sayısı %85'i bulmuştur kardeşim. Korkunç. Ruhlara tesir ediyor. Gönüllere tesir ediyor. Yanlış telkinler, yanlış programlar, yanlış çalışmalar, metotlar nesilleri içinden yıkıyor. Ruhlara büyük tesir edecektir. Onun için aziz kardeşlerim, İslam'ın hakikat anlatılması, aşılanması, öğretilmesi lazım. Bunun vasıtalarını siz sayabilirsiniz. Bir vatandaş olarak, bir Müslüman olarak devlete vergi veren sizsiniz. Üniversiteye talebe veren sizsiniz. Askeri kışlalara asker gönderen sizsiniz. Fabrikalara işçi gönderen sizsiniz. Ticaret erbabına müşteriyi gönderen sizsiniz. Ama sizin hiçbir dediğiniz olmazsa siz vatandaş değilsiniz. Millet değilsiniz siz. Kanun, ben bunları söylerken sizi kanunsuzluğa itmiyorum ki kanunlar dairesinde hareket edin diyorum. Yönetime karşı gelin, yöneticilere karşı gelin demiyorum. Vatandaşlık haklarınızı Allah'ın dininin yayılmasını isteyin diyorum. Sizi kanunsuzluğa tahrik etmiyorum, kışkırtmıyorum. Tabii ben böyle şey yapmam ben. Ben memuriyetimi, vazifemi, tüm görevliliğimi kanunlar dairesinde yapıyorum. Hiçbir şekilde kanunsuz, nizamsız, anarşizme, kışkırtıcılığa zaten tenezzülüm yok benim. Benim Kur'an'ım buna müsait değil. Mantığınıza hitap ediyorum. Şuurunuza, aklınıza, izanınıza, tek kelimeyle vicdanımla hitap ediyorum. Siz münevver insanlarsınız. Siz Müslüman kardeşlerimsiniz. Siz Allah'ın evini tercih etmiş gelmiş insanlarsınız. Buraya gelen her kardeşim mümindir benim. Buraya inanmayan gelmez. Buraya Allah'a itimadı, itikadı olmayan gelmez, imkan yok. Vazifeli de olsa, polis de olsa, asker de olsa, kim olursa olsun buraya geldiyse mutlaka Allah'a imanı var onun. Ben böyle iman ediyorum. Böyle kabul ediyorum. Böyle düşünüyorum. Onun için artık içinden çıkılmaz hale gelen içtimai hadiselerin çözümünü ancak İslam'ın anlatılmasına bağlıyorum. İslam anlatılırsa, İslam aşılanırsa neticeden emin olabiliriz. İslam anlatılmıyorsa, İslam aşılanmıyorsa bin yıl daha yaşasak anarşizmden kurtulamayacağımızı katiyen ifade ediyor. Bunu bir misalle zaman zaman söylediğim gibi yeni tekrar etmek suretiyle bir misalle daha da terçinlemek istiyorum. Aziz kardeşlerim, bugünkü buhranlara, sıkıntılara, içtimai hadisatın kör düğüm oluşu haline, kör düğüm oldu, görüyorsunuz her şey. Bu noktaya nasıl geldik? Neyi kaybetmek suretiyle geldik? Demek ki bir şey kaybetmişiz.
bu Müslüman millet bir şey kaybetmiştir. Kaybettiği bir şey var. Neyi kaybettikten sonra bu hale geldik? Deminden beri anlattığım mevzu biliyorsunuz. İslam'ı, amentü'yü, Kur'an'ın hayatını kaybettikten sonra bu hale gelmişiz. İslam'ı kaybeden nesiller, kaybettikleri İslam sebebiyle bu muzdarip hale, bu korkunç neticeye düştüler. Tek kelimeyle hiçbir tefsire tavzı helizum kalmadan nesillerimiz, zürriyetimiz, çocuklarımız, gençliğimiz İslam'a göre terbiye edilmedikleri için bu hale geldiler. Demek ki İslam'ı kaybettikleri için bu hale geldiler. Evet. Peki nasıl düzelebilirler? Kaybettiği şeyi verirseniz o zaman düzelirler. Neyi kaybetmişse onu vereceksiniz. Başka şey tutmaz. Başka şey yürümez. Başka şey asla tesir etmez. Neyi kaybetmişsek onun verilmesi lazım. Bu neye benziyor? Bu şuna benziyor kardeşlerim. Bu şuna benziyor. Allah göstermesin, sizin bir hastanız var, durmadan kan kaybediyor. Kan kaybediyor. O hayatını ayakta tutan kanını kaybediyor hasta. Kan kaybediyor. Ne yapacaksınız bunu kurtarmak için biiznillah? Kaybettiği gruptan aynı kanı ona vermeniz lazım. Kaybettiği kanı, hangi grup bir kan ise aynı gruptan kaybettiği kanı aynen şırıngayla vermeniz lazım. Başka çareniz yoktur. Hastanız kan kaybediyor, siz ona şerbet veriyorsunuz. Kurtaramazsınız. Hastanız kan kaybediyor, siz ona süt veriyorsunuz. Vallahi kurtaramazsınız. Hastanız kan kaybediyor, siz ona vitamin hapı veriyorsunuz. Kurtaramazsınız. Hastanız kan kaybediyor, siz ona Coca-Cola hiç imkan yok yürümez. Kaybettiği şeyi vereceksiniz. Yani kanını. Bu millet de İslam'ı kaybettikten sonra bu hale gelmiştir. İslam'ı vermezseniz hiçbir politika bu memleketi vallahi kurtaramayacaktır. İmkan yok buna. Kaybettiğini vereceksiniz. Bir kere kafanızdan siliniz her şeyi. Ancak ve ancak kaybettiğimiz hayatı, kaybettiğimiz inanışı, kaybettiğimiz itikadı, kaybettiğimiz Kur'an'ı, Kur'an hayatını yeniden bulmamız lazım. Bunun için de İslam'ın anlatılması lazım. İslam'ın anlaşılması lazım. İslami tebliğatın yapılması lazım. Yapılmıyorsa mesela bütün karanlığa gömülüyor demektir. Bu sohbetlerimizi sürdürebilmemiz için lütfen bu videonun altındaki süper teşekkür butonuna tıklayarak destek olun. Sizin katkılarınız sohbet kanalımızın devamlılığı için son derece önemlidir. Hayra vesile olan, hayrı yapan kimse gibidir. Daha geniş kitlelere ulaşmamız için videoyu beğenip paylaşmayı unutmayınız.